Merhaba arkadaşlar. Doğru olan alternatif şart diyoruz. I don't know, bilmiyorum. Peki neyi bilmiyorum arkadaşlar? Hocanın ne zaman geleceğini. Evet, burada noun clause var. Ne? Noun clause da daima düz cümle kuralları geçerli. Dolayısıyla I don't know when the teacher will come. Evet. Düz cümle kuralları geçerli olduğu için will the teacher come soru yapısını değil de düz cümle işaretliyoruz. Bir sonraki, hocanın pikniğe gelip gelmeyeceği önemli derken arkadaşlar özne konumda whether if'ten sadece whether kullanıyoruz arkadaşlar. Özne konumda if olmaz. Evet. 3 numaradayız. Ali'nin arkadaşlarına dün bağırması korkunç bir hataydı. Arkadaşlar noun clause özne konumda olduğunda sonrasında tekil fiili kullanılır. Tekil fiili böyle varyasyon olduğunda varyasyonun seyli olanıdır. Dolayısıyla burada was verb ikilisinden was'ı işaretliyoruz. Noun clause özne konumda olduğunda bu şekilde tekil fiil kullanılır. Tekil fiilde varyasyonun seyli olanı. Mesela was verb'den was. Olmak anlamında emizardan is olurdu. 4'teyiz. Destek cümlesine baktığımızda otobüsle ya da trenle, o zaman arkadaşlar diyeceğiz ki nasıl istersen gidebilirsin. Yani ister otobüsle git, ister trenle git, ister taksi giderken nasıl istersen anında you can go however you want. Eğer ister pazartesi ister salı deseydi, destek cümlesine gün verseydi, o zaman doğru cevap whenever olurdu arkadaşlar. Korku filmlerini sevmiyorum. Ali korku filmlerini evet sevmiyorum dedi. Arkadaşlar normalde giriş pas olduğunda sonrası gerçektense bir derece past olur. Tam didn't işaretleyeceğim. Bir de bakıyorum burada tırnak var arkadaşlar. Evet, tırnak olduğunda hiçbir şey değişmez. Ağızdan çıkan şekilde cümle aktarılır. Dolayısıyla Ali said I don't like her feelings. Aynısını, buradakinin aynısını buraya işaretliyoruz arkadaşlar veya yazıyoruz. Dolayısıyla don't doğru cevap 6. Arkadaşlar normalde 2030'un hakkı will'dir. Bir de bakıyoruz burada will yerine would kullanmış. Demek ki giriş fiili past. Çünkü anlatımda derste hatırlayın arkadaşlar. Cümle giriş fiili past ise sonrası gerçekten bir derece past oluyordu. 2030'un hakkı will iken burada would kullanıldığı için o zaman giriş fiili past yorumu yapabiliriz. The teacher said he will retire in 2030. Hoca 2030'da emekli olacağını söyledi. Peki cuma günü dersi ne zaman bitti? Ali cuma günü dersin ne zaman bittiğini sordum. Arkadaşlar giriş fiili pas. Giriş fiili pas ise evet, mesela burada simple pas. Paskınız olabilir, pas perfect, herhangi bir pas tensisi. Sonrasında aktarılan cümlenin orijinal tensinin bir derece pas olur. Buraya bakıyoruz orijinal tens simple pas. Giriş pas olduğu için buradaki orijinal cümlenin bir derece pastını alıyorduk ya. Simple past'ın bir derece past nedir arkadaşlar? Past perfect. Dolayısıyla burada had finished'i işaretliyoruz. Peki dinle. Hoca bize dinlememizi söyledi. Arkadaşlar emir cümlesi fiile başlar. Come here. Buraya geldi. Go out. Çık dışarı vesaire derken. İşte biz emir cümlesini aktarırken sadece onun önüne to getiriyoruz arkadaşlar. Dün diyelim. Yesterday the teacher told us to listen. Bu tarzda emir cümlelerini aktarırken, tekrar söylüyorum, emir cümlesi fiile başlar. Bu tür emir cümlelerini aktarırken önüne to getiriyoruz arkadaşlar. The teacher told us to listen. Konuşma. Hoca bize konuşmamamızı söyledi. Olumsuz bir emir cümlesini ifade etmek için başına don't getirir. Mesela don't speak, konuşma. Don't lie, yalan söyleme. Don't come late, geç kalma derken işte bu tür olumsuz emir cümlelerini aktarırken arkadaşlar buradaki to'nun önüne not getiriyoruz. The teacher told us not to speak. Yukarıdakinin aşağı yukarı aynısı. Sadece olumsuz olduğu için aktarılan cümle fazladan bir not söz konusu. The teacher told us not to speak. Hoca bize konuşmamamızı söyledi. Peki bir sonrakindeyiz arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda. Evet, ben İngilizce biliyorum. Ben ne derken? Olumluya DDA derken arkadaşlar to üzerinden gidiliyor. Cümlenin en sonunda to. Almanca bilmiyorum. Ben de bilmiyorum derken buradaki olumsuza az önce olumluya ben de diyorduk. I know English. I do too. İngilizce biliyorum ben de. Şimdi olumsuza ben de diyeceğiz. I don't know German.
Almanca bilmiyorum. Ben de derken I don't. Bu sefer olumsuzda DLA dediğimiz için I don't either. Peki İngilizce biliyorsun diyeyim derken orijinal cümle olumluysa diyelim kısmı zıttı olumsuz olacak. Burası simple present. O zaman you know English olumlu ya olumsuz zıttı demiştik. Don't you? Peki Almanca bilmiyorsun değil mi? Olumsuzda da olumlu olacak. You don't know German, do you? Evet, yani şunu yakalamamız önemli. Orijinal cümle olumluysa değil mi kısmı olumsuz. Orijinal cümle olumsuzsa da değil mi kısmı olumlu arkadaşlar. Peki bir sonraki. Ali'nin güzel bir fotoğraf makinesi var değil mi? Ali has got a nice camera. Have got, has got üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Hasn't he? Ali has a shave every morning. Ali her sabah tıraş oluyor. Değil mi derken arkadaşlar. Simple present. Az önceki have got, has got özgün bir yapıydı arkadaşlar. Have got, has got üzerinden gittik. Ali has got a nice camera. Hasn't he? Şimdi ise arkadaşlar tıraş olmak, have a shave, simple present, simple present'ı do does kullanır. Ali ile beraber de do does'dan, does Ali has a shave every morning, doesn't he? Ali her sabah tıraş oluyor, değil mi derken olumluya olumsuz, simple present üzerinden.